Herkese selamlar arkadaşlar merhabalar videoya hoş geldiniz ee, uzunca bir aradan sonra tekrar dil bilim dersimiz ile beraberiz bugün sizlerle hazırlamış olduğum Türkçe ABD nokta atışı bilgiler e, notumun içerisinden anlatımlarım olacak kısa kısa hatırlatmalarım olacak dil bilim gibi soyut bir dersi kolaylaştırmak adına sizlerle gelin güzel bir çalışma yapalım arkadaşlar bilgilerimizi taze tutalım öğrenelim tekrarlarımızı gerçekleştirelim e, umarım Çokça verim alırsınız arkadaşlar bu videodan. İlk olarak başlayacağımız yer dilbilim kuramları olacak arkadaşlar. Dilbilim kuramlarının genel olarak adlarını göreceğiz. Daha sonra tabii ki gereken yerlere ben bunları açacağım sizlere. Oradan tekrar tekrarımızı gerçekleştireceğiz. Dağılımcılık kuramı ile bilinen dilbilimci Zellig Sabatay Harris'tir arkadaşlar. Kendisi Amerikan yapısalcılığı içerisindedir. Amerikan yapısalcılığına dört mensup biliyoruz bakınız. Kimdir onlar? Zellig Harris, Franz Boas, bunun yanında Edward Safir, Leonard Bloomfield gibi dil bilimciler. Ki özellikle Harris kimdir? Arkadaşlar üretici dönüşümsel kuramın sahibi Chomsky'nin hocasıdır biliyorsunuz. Bunları önceki anlatımlarımda yine derslerimde her zaman anlatıp tekrarlarımı gerçekleştirmiştim. Harris'in kuramının adı dağılımcılık. Kendisi cümle çözümlemesi içerisinde arkadaşlar at öbeği, eylem öbeği şeklinde ayrımlara ulaşıyor. Ee, bu bakımdan Chomsky'de etkiliyor. Chomsky daha sonra üretici dönüşümsel kuramını bundan hareketle arkadaşlar geliştiriyor. E, ee, i̇nsan zihnine vurgu yaparak tabii ki. insan zihninin edinç mekanizmasına vurgu yaparak üretici dönüşümsel kuramını oluşturuyor. Evet bundan sonra bağımlılık dil bilgisi kuramı arkadaşlar daha önce Türkçe ABT'de soruldu. izin Tesniyer tarafından ortaya atılmış bir çalışmadır. 2020 Türkçe öğretmenliği sorusuydu bu. Fiili merkeze alan bir kuramdır Tesniyer'in kuramı. Ee, bir cümle çözümlemesinde Fiili her şeyin merkezine alır tesniyer. Hatta derslerimde şöyle anlatıyorum. E, tesniyer esniyor, uyumak istiyor. Uyumak bir fiildir. E, sürekli uyumak isteyen bir adam uyku bağımlısıdır. Şeklinde kodlamıştım. Bakınız bağımlılık buradan aklımıza gelecek. Tesniyer esniyor, esnemek fiil. Ne istiyor? Uyumak istiyor. E, uyku bağımlısı kuramın adı bağımlılık dil bilgisi şeklinde. Bunu derslerimizde kodlamaktayız. Kıymetli arkadaşlar. Çift eklemlik kuramı da daha önce Türkçe ABT'de de sorulmuş kuramlardan bir tanesi. Yine seçeneklerde yer almıştı. E, bu noktada arkadaşlar dilin iki eklemlilik düzleminden bahseder Martinet. Birinci eklemlik düzlemi dilin arkadaşlar biçim dediğimiz daha doğru tabir ile kök ve ekleridir arkadaşlar. Birinci eklemlik düzlemi kök ve eklerini ayrıştırma şeklinde çalışma yapabiliriz birinci eklemlik düzleminde hatta bağımsız ve bağımlı biçim birimlere ayırdığımız çalışmadır. Birinci eklemlik düzlemi. İkinci eklemlik düzlemi dilin ikinci eklemliğinde seslerine kadar ayrıştırma vardır. Dilin sessel yönüdür arkadaşlar ikinci eklemlik düzlemi. Bunları da derslerimizde söylemekteyiz. çalışmalarımızda sözünü geçirmiştik. Andre Martinet çit eklemlik kuramı diyebiliriz. Çok kökenlik kuramı Franz Boas'a aittir yine. Kendisi yine Amerikan yapısalcılığındadır. arkadaşlar aynı zamanda bir antropologtur. Biliyorsunuz Franz Boas dillerin tek bir kökene değil birden fazla kökene ait olduğunu, birden fazla kökenden geldiğini söyler ki bunu poligenesis teorisi olarak da adlandırabiliriz. Üretici dönüşümsel dil bilgisi Noam Chomsky sınırlı sayıda kural ile sınırsız sayıda üretim yapabilir insan zihni. Doğuştan bize verilen bir yetenek var edinç yani yeti mekanizması. Bu dil edinim mekanizması sayesinde insanlar dillerini çok kısa bir zamanda biliyorlar ki bilişsel yaklaşımda Chomsky çok önemlidir. Günlük hayatta artık bireyler edindikleri dili kullanıyorlar bir performans oluşturuyorlar. Performansa dönüştürdüklerinde ise ona edim ya da performans diyoruz. Arkadaşlar karşı anlıkçı mekanikçi Leonard Bloomfield uyaran tepki ile dile yaklaşmak istemiştir kendisi. Çalışmalarını davranışçı noktada yapmıştır bilirsiniz. Yine eğitim bilimlerinde davranışçı kuramlar vardır bilirsiniz arkadaşlar. Skinner'ın, Pavlov'un çalışmaları. Buna benzer çalışmaları da dile uygulayan kim olmuştur? Leonard Bloomfield kendisini Amerikan yapısalcılığı içerisindedir arkadaşlar. Dilsel görecelik Edward Safir'in kuramıdır kıymetli arkadaşlar. Bir insanın kendi dilinde belli bir düşünce yapısı oluşuyor. Bu insan dışarıdan bir insan bu insanın dilini hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamaz. Biz bir dili öğrenmeye başladığımızda artık o dil ile düşünmeye başlarız. E, diller görecelidir arkadaşlar bu noktada. E, kültürü de aynı zamanda yansıtır. E, bu noktada dil kültür etkileşimi açısından da önemlidir. Ki bir budun dilbilim çalışması da yapılabilir aynı zamanda bu noktada arkadaşlar. Peki e, yapısal dil bilim Ferdinand de Sosyo yapısalcılığın öncüsü dile dizgesel olarak bakan hatta ortaya attığı bu yapısalcılık e, kuramıyla edebiyatı diğer dalları etkileyen bir dil bilimcidir Ferdinand de Saussure. Dilin bir dizgiden oluştuğunu söyler. Dizgene demek sistem demek. E, bunu gösterilen gösteren bütünlüğüne zaten açıklamıştır. İkisi bir gösterge yani bir yapı bir mekanizma oluşturur. Artık o bir bütündür kendi içerisinde. Gösteren gösterilen ayrımlarını yine bugün açacağız. Gösteren işitim imgesi ses dizilimidir. E bunun zihindeki yansımasına yansımasına ise Gösterilen diyoruz. İkisinin birlikteliği bir gösterge oluşturmaktadır arkadaşlar. Psikomekanik Gustav Guilhem'in kuramıdır. Psikomekanik insan zihninin arkadaşlar üretimine yine vurgu yapar. Bunu anlıksal dizge bilim ya da ruhsal mekanik olarak düşünebiliriz. Yine insan zihnine vurgu yapan kuramlardan bir tanesi şöyle adını bilelim. Yapı sökümcülük, yapısalcılığa karşı birisi post yapısalcı da deriz kendisine. Yakuya Derrida'nın kuramıdır arkadaşlar. E, bu noktada kendisi önemli bir dil bilimcidir. Ve e, çoğu kesinlerce tanınmaktadır. Hatta bazen yapısalcılığa karşı olduğu için çok eleştirilmiştir. E, bu noktada kendisi faydalı bir hizmet sağladığını dil dünyasına açıklamıştır arkadaşlar. E, yapı sökümcü kuramıyla Yakuya Derrida çok da yakışıklı bir adamdır. İnternetten görsellerini görebilirsiniz Derrida. De. Evet çok karizmatik bir adamdır Derrida. De. Dirsel matematikçilik Yelmisnev Uldal'ın kuramı. Bu ikisi yine Kopenhag okulunda. Kopenhag okulunun görüşüne biz ne diyoruz? Glossomatika yani matematik ilkelerini dile uygulamaya çalışmışlardır arkadaşlar. E bu noktada matematiksel çalışmaları dile Yaklaştırmışlar o şekilde dile bakmışlar arkadaşlar öyle bir çalışmaları var diğer okullardan biraz daha farklı bir çalışma gördüğünüz üzere glasmatika dilsel matematikçilik bildirişim şeması dilin işlevlerine üzerine çalışan Roman Yakupsin kendisi Moskova'dan Pria geliyor biliyorsunuz bu noktada daha rahat bir çalışma ortamı buluyor ve bu noktada kendisi iletişimi sağlayan ögeler, verici alıcı kanal kod bağlam gibi unsurlar üzerinden arkadaşlar. Kendisi iletişimin ögelerini ortaya attıktan sonra ve aynı zamanda dilin işlevleri üzerine çalışıyor. Biliyorsunuz alıcı harekete geçirme olsun, kanalı kontrol işlevi olsun, göndergesel işlev olsun... E bu gibi çalışmaları yapıyor kendisi. Dil bilgisayarleşme Antoine Millet. Dil bilgiselleşme ya da gramatikalizasyon arkadaşlar ne demektir? E, önceden bağımsız olan biçim birimlerin altık bağımlı biçime dönüşmesidir. Eskiden kendi başına kullanılabilen yorur yürümek kelimesi artık günümüzde şimdiki zaman yor biçimiyle kendi başına anlamsız önündekine bağlanarak anlam kazanan bir yapıya bürünmüştür. E, bu noktada önemli bir kuramdır. Bakınız Antoine Minlet bunu çalışmıştır. Durum dil bilgisi kuramı arkadaşlar Charles Fillmore eylemlerin rollerini çalışmıştır. Ee, bu çalışmasına eylemlerin rollerine odaklanmıştır. Bunu da bilelim. Söz eylem kuramı bir edim bilim çalışması. John Austin tarafından düz söz, edim söz ve etki söz ki bunları bugün yine dersimizde size açıklayacağım. Hatta önceki videolarımda edim bilim soru çözümü içerisinde kendisinin e, anlatımını yapmıştım. Onları da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar mutlaka sınavdan önce dil bilim adına faydalı olacaktır. Daha sonra zaten Austin'in çalışmasından sonra öğrencisi John Searle geliyor ve edim sözleri alıyor. Beşe sınıflandırıyor arkadaşlar. Söz edim sözlerinin sınıflandırılması John Searle tarafından yapılmıştır. Yansıtıcı, yükümleyici, yönlendirici, ilan edici, iddia edici edim sözleri kendisi açıklamış, çalışmıştır ki bunun üzerine zaten kitabı vardır. Vakit bulursanız tabii ki ...inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Sözceleme Kuramı. Emil Benveniste insanlar günlük hayatta bir bağlam içerisinde... ...bir üretici olarak sözce oluştururlar. Bu noktada e, sözceleme dediğimizde bulunduğumuz bir bağlam vardır. Bu zamansal, mekansal bağlam aynı zamanda bir üreticiye bağlıdır. E, bağlamın anlamda önemli olduğunu zaten biliyoruz. Edin bilimcilerin hepsi zaten bağlamın anlam değerlendirmesinde... ...ne kadar önemli olduğunu söylemektedir arkadaşlar. E, bu noktada Benvenisten'in kuramının adı sözceleme yani bir sözcü oluşturma. Sözcüye oluştururken de bulunduğumuz bir bağlam bir üretici vardır arkadaşlar. Mekansal, zamansal konum bağlam diyoruz. Bir de üretici, sözcü üreticisi diyoruz. Sözcüler biliyorsunuz duyguların yansıtır. E, bu noktada tümcelerden farklıdır. Sözcelerin üreticisi bellidir. Tümcelerin belli değildir. E, açık yapıt kuramı Umberto Eco kendisi... Bir eserin tam anlamıyla tamamlanmadığını okurlarca e, belli bir zaman diliminden sonra ya da ya da farklı okurlar okuduğunda anlamın ne kadar değişeceğini söylemektedir. Burada insanın kültürel bilgi birikimi ön plana çıkmaktadır. Rasyonel tavrıyla yaklaştığımızda arkadaşlar bu noktada kültürel bilgi birikimi bizim alımlamamızı güçlendirmektedir. Yani güçlendirmemek güçlendirmektedir derken zorlaştırmaktadır diye anlamayalım. Yani iyileştirmektedir insanın kültürel birikimi, birikimi ne kadar iyiyse bir eseri açık bırakılmış bir eseri alımlaması tamamlayabilmesi daha içten doğru iyi bir şekilde olacaktır. Bunu da söyleyelim. Bir metinde üç niyet vardır. Yazarın niyeti, yapıtın eserin niyeti bir de okurun niyeti ki bunlar etkileşim içerisindedir. Bu noktada alımlama estetiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Karnaval metinler arasılık Mihal Bahtin'e aittir. Bunu şu şekilde söylüyoruz. Bir metin yazılır, önceki metinlerle ilişki içerisindedir der. Tabii ki burada metinler arasılığa vurgu vardır. Metinler arasılıkta arkadaşlar biliyoruz ki e, yazılan bir metin, önceden yazılan bir metinler etkilenme onu içerik ya da dil ve anlatım yönüyle kullanmak vardır. Bu noktada e, içerik taklidinden parodi, üslup dil ve anlatım taklidinden pastiş diyoruz zaten. Bu noktada Mihail Bahti'nin terimi karnavaldır. Yani bir karnaval havası içerisinde bir eseri okuduğumuzda önceki metinlerle olan etkileşimini hissedebilmekteyiz diyoruz. Metinler arasında da burgu vardır. Burada kıymetli arkadaşlar. Umarım şöyle tekrar niteliğinde şu kısım az da olsa bir şeyleri kafamızda bütünleştirmiştir. Ki önceki anlatımlarıma da kesinlikle bakmanızı istiyorum. Soyut bir ders, zor bir ders arkadaşlar. Birikim isteyen bir ders. Çabuk da unutulan bir ders, dil bilim dersi. E bu noktada bizler ara ara sizlere tekrar yaptıkça... Daha da iyi bir şekilde oturacak bu ders sınavda çokça verim alacaksınız daha sonrasında inşallah buraya e, videonun altına gelip e, Umut hocam yüksek bir puan aldım dil bilimde hepsini yaptım e, anlattıklarınızdan soru geldi demek e, ve en sonunda atandım demek nasip olsun inşallah arkadaşlar. Evet e, bilgilerimizle devam edelim şurayı temizledim ilerliyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bakınız sıra sıra bilgiler göreceğiz bunları tekrar edeceğiz beraber önemli olan karşılıklı olarak bunları hatırlatmak size hatırlamak e, bu noktada tekrarlarımızı gerçekleştirmek fonolojinin esasları dersek aklımıza Nikolay Turubesco'yu gelmeli ki fonoloji dediğimiz şey ses bilimidir arkadaşlar ses bilimsel e, bir çalışma yapmıştır e, Nikolay Turubesco ses bilimde özellikle dilleri fonolojik olarak ses bilimsel olarak sınıflandırmıştır arkadaşlar. 200 kadar dil üzerinde bunu yapıyor. Bakınız ne kadar önemli bir çalışma değil mi? 200 kadar dil üzerinde çalışmasını gerçekleştiriyor. Bunların fonolojik karakterlerini belirlemek o kadar zordur ki tek tek hepsine çalışmak. Bu noktada önemli bir çalışma olduğunu söyleyelim. Fonolojinin esasları ya da ses bilimin ilkeleri olarak bilinmektedir akademik kaynaklarda. Nikolay Trubesko'nun bu eserini bilelim. Betimlemeli dil bilim, kuramsal dil bilim ayrımı. Ayrımını kafadan söyleyeyim. Betimlemeli dil bilim kural koymaz arkadaşlar. Var olanı açıklar ama kuramsal dil bilim, kurallar ilkeler açısından dile yaklaşır. E bu noktada betimlemeli dersek dilleri tasvir etmek, açıklamak, saptamak önemlidir. E bu alana göre mesela dillerin tek tek ele alır. Ses bilimsel, biçim bilimsel, sözlümsel ve anlam bilimsel olarak özelliklerini gözler önüne sermektedir. Bu noktada kuramsal dil bilimi ise kurallar koymaktadır. İlkeler değiştirgenler açısından dile yaklaşmaktadır arkadaşlar. Belli bir kurala göre hatta kuralcı dil bilgisi de buradan çıkmıştır bilirsiniz. E, bu noktada belli bir kurala göre dili kullanmamız gerektiğini söyler. Kural koyucu bir dil bilim alanıdır. Kuramsal dil bilim. Dillerde görülen özellikleri bir kuram çerçevesini açıklamaya amaçlar. Ve bu dile özgü nitelikleri dil evrenselleri çerçevesine ele alır. Dil evrenselleri mesela her dilin öz yineleyicilik ilkesi vardır. Yani bir cümleyi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz, uzatabilirsiniz. Türkçede bu çok mümkün olmaktadır. Filmler sayesinde keza bunu görebilmekteyiz. Mesela cümlelerimizi çok 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 büyütebilmekteyiz. Tabii bunu yaparken de içerisindeki ögeleri yinelemektedir ki bu öz yineleyici e, söylemize çıkarmaktır arkadaşlar. Bir dilin, her dilin dilgisine o dile özgü yapı ve kurallar olmasına karşın bütün dillerdeki yapıların niteliğini belirleyen ilke ve değiştirgenler yani parametreler de bulunmaktadır diyor. Kuramsal dil bilim ne yapıyor? Bu evrensel ilke değiştirgenleri niteliğini belirlemek ve bazı dillerde bu tür yapı kuralları neden görülmediğini açıklamaya amaçlamaktadır. Mesela e, Türkçe ve İngilizceyi karşılaştıracak olursak arkadaşlar. Türkçe ve İngilizceyi karşılaştıralım. Türkçe'de mesela öge sıralaması bir fiil cümlesi olduğuna özne nesne yüklem şeklinde gitmekte. İngilizce'de özne yardımcı fiil e, yüklem daha sonra nesne kendisine nesne tümleci olarak da bunu söyleriz ki nesne, bir, nesne de bir tümleştir aynı zamanda kendisini sona atmaktadır kıymetli arkadaşlar. Bunu söyleyelim bakınız özne nesne yüklem yapılarının iki dilde de olması bir ilkedir. Arkadaşlar Dillere göre sıralamasının sentaktik olarak yani sözlümsel olarak değişmesi bir değiştirgendir. Değiştirgenin diğer adı parametredir. E, betimlemeli dil bilim dilleri dört açıdan betimler. Sessel, biçimsel arkadaşlar. E, sentaktik yani sözlümsel ve anlam bilimsel açıdan dilleri betimler kıymetli arkadaşlar. Evet kural koyar mı bunu yaparken? Koymaz. Var açıklar adı üstüne zaten betimlemeli. E, kural koymaz, varolunu betimler, açıklar, tasvir eder, saptar diyebiliriz arkadaşlar. Ama kuramsal dil bilim ilkeler açısından dile yaklaşır ki bunlardan da zaten çıkmış sorular bulunmaktadır. Devam ettik. Metin dil bilim, söylem çözümlemesi bu dil bilim alanlarına bakalım arkadaşlar. Metin dil bilim deyince aklımıza bir metni oluşturan ögelerin metindeki dilsel düzenleri çözümlemesini amaçlamaktadır. Özellikle e, arkadaşlar metinsellik ölçütleri bağdaşıklık, tutarlılık ki en önemlileri bunlar bağdaşıklık bir metin içerisindeki küçük yapısal ilişkiler, sözcüksel, dilgisel ilişkiler bağdaşıklığı da kapsamaktadır bu noktada tutarlık ise metnin büyük yapısı metinde anlatılan ana düşünce, tema, e, ileti bunların tamamı metinde verilen bilgilerin zihnimizde mantıksal anlamsal bir bütünlük yaratması ve bilgilerin birbirle çelişmemesi şeklinde söyleyebiliriz bilgilendiricilik amaçlılık metinler arası kabul edilebilirlik durumsallık bunlar da diğer metinsellik ölçütleri şöyle kısaca tekrar etmiş olduk hepimiz e, arkadaşlar devam edelim söylem çözümlemesi yazılı ya da sözlü dilde tümcelerin yazılı yani metinlerde arkadaşlar ya da e, konuşmada evet Tümcelerin, sözcelerin ya da işlevsel birimlerin daha büyük birimler oluşturmalarının kısaca dil kullanımının incelenmesi işlemidir arkadaşlar. Mesela bir metin yazılırken bilgilendirici metnin söylemi farklıdır. Yine e, hikayedici metnin söylemi farklıdır. Yazılışı farklıdır yani o yöneliş farklıdır. Şiir türünde bir metin yazılırken şiirsel bir e, söylemle yazılır. Bakınız bunlar farklı farklıdır ki konuşurken de bizler e, sözceler üretirken farklı bağlamlarda farklı şekilde konuşuruz. Dilin kullanımını farklı şekilde gerçekleştiririz. O anki söylemimize konuşmamıza göre arkadaşlar. Bu noktada özellikle şu çalışmalarda içerisindedir. Bunu da söylemiş olalım. Arsamallı dil bilim deyince aklımıza tarihsel dil bilim gelecek. Bir kelimenin geçirdiği değişimler. Önceki haline bakmak. mesela ne diyebiliriz? Mesela anlam değişmeleri, ses değişmeleri, iyi kelimesinin mesela etküden gelmesi, geriye doğru gidip onun etki olduğunu söylememiz bir Ars zamanlı dil bilim çalışması olacaktır arkadaşlar. Tarihsel gelişmeli ya da diakronik çalışma olarak bilinmektedir. Tam tersi senkronik eş zamanlı şu anki günümüz halindeki incelemedir. Bunların farkı bu şekilde. Dillerin tarih içinde geçirdikleri değişiklikleri alacak. Bir dilin daha önceki devreleri sonraki devreleri arasında dilde görülen yapısal değişiklikleri saptayacak. Yani yapısal değişikliklere bakacak. Geçmişte nasıldı günümüzde nasıl. Yani geçmişe giderek bir çalışma yapacak aynı zamanda. Özellikle... Karşılaştırmalı çalışmalar yapacak karşılaştırmalı dil bilim sayesinde ise dil aileleri saptamasını yapacak bunu da söyleyelim arsamalı dil bilim adına arkadaşlar. Evet devam edelim sıradaki bilgimiz arkadaşlar toplum dil bilim ruh dil bilim uygulamalı dil bilim bunları karşılaştıralım toplum dil bilim sosyolinguistik deyince aklımıza dilin toplum içerisinde kullanımı ağızlar mesela özellikle. Ee, insanlar nasıl konuşur nasıl anlaşır toplum içerisinde yörelere göre dil kullanımı nasıl değişir Karadeniz ağzı Ege ağzı Doğu Anadolu ağzı e, yine İç Anadolu Akdeniz arkadaşlar bakınız kullanımlar farklılaşmaktadır. E, bu noktada ağız çalışması önemlidir burada dil kullanımında kon kullanıcıların konuşucuların yaşı cinsiyeti eğitim düzeyi birbirine yakınlık derecesi kullanılan dil yapısını e, etkilemektedir bu noktada. Arkadaşlar toplum dil bilim gruplar içerisindeki bu dil kullanımı da incelemektedir aynı zamanda. Yaşa göre dil kullanımı nasıl değişmektedir ya da cinsiyete göre kadın erkek dil kullanımı nasıl değişmektedir, eğitim düzeyi nasıl etkilemektedir ya da aynı aileden olma, akraba olma, yakınlık derecesi, kardeş olma kullanılan dil yapısını etkileyeceği için bunları çalışan alan toplum dil bilimdir. Dilin toplum içerisindeki kullanımı arkadaşlar. Aynı zamanda bir dil toplumda yörelere bağlı olarak gösterdikleri farklılıkları inceler yani ağızları inceler. Yöreler arasında dil farklılıklarının niteliğini saptar. Dağılımını, sınırlarını belirten bir dil atlası da oluşturur. Toplum dil bilim, diğer adıyla sosyolinguistik arkadaşlar. Ruh dil bilim deyince aklımıza çocukların dil edinimi gelecek. İnsanlar nasıl dili edinirler? Ee, bu süreç nasıl işler özellikle bunu ruh dil bilimciler psikolinguistik çalışmacıları gerçekleşme, gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda dil bozukluklarına da bakmaktır ki bunu yapan diğer alanlar da vardır. Mesela beyin dil de bakabilir. Diğer alanlar da bakabilir arkadaşlar. Bunları mesela bir sınıfa sürekli atamayın. Yani farklı şekilde farklı yerlerde de çalışabilir. Burada odaklanmamız gereken nokta ruh dil bilimde dilin edinimidir arkadaşlar. Uygulamalı dil bilim deyince ise aklımıza dil öğretimi gelecek. Bizler Türkçe öğretmenleri ya da İngilizce öğretmenleri, dil öğreticileri arkadaşlar teorik bilgiyi sahada uygulayan dil bilimcileriz aynı zamanda. E bu noktada bizler dil öğreticileri olarak dilin dört temel becerisini çocuklara kazandırmak isteriz. Dinleme, konuşma, okuma, yazma içerisinde dil bilgisi ile biz ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? Çocuklara dilleri öğretiyor, onlara kazandırıyoruz. Dil edinimi derse ruh dil bilim, dil öğretimi derse uygulamalı dilbilim. Bizler teorik olarak, olarak verilen bilgiyi sahada uygulayıcılarız bu noktada bunu da söylemek isterim. Şimdi dilin diğer e, arkadaşlar yanlarına bakalım. Az önce de size söylediğim e, üzere e, şu ses bilim, biçim bilim, söz dizim, sentaks, anlam bilim bunlar neyi e, çalışır? Neyi e, farklı olarak çalışır? Bunları görelim. Ses bilim deyince adı üstünde fonoloji, fon ses, loji bilim, ses bilimi. Bir dilde bulunan ses bilimlerin niteliği, özellikleri, dağılımı, birleşimlerini belirleyen kuralları içerir. Mesela birleşim derken sıralanması mesela spor kelimesinin... Türkçe olmadığını bilmek. Mesela Türkçe'de iki tane ünsüzle başlamıyor değil mi? Yine train yazdığımızda şöyle bunu Türkçe'ye şöyle tren olarak aldığımızda arkadaşlar, bakınız e, Türkçe'de Türkçe kelime olmadığını, bir ödünçleme kelime olduğunu, kopyalama şeklinde diğer dilden dilimize geçtiğini, Türkçe'nin sessel özelliklerine uymadığını söyleyebiliriz. Birleşimlerini belirleyen kuralları içerir. E, özellikle ana dili kullanıcıları bireyler doğuştan itibaren kendi dillerinin sessel özelliklerini yavaş 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 duya duya içselleştirir ve arkadaşlar bu noktada hangi dizilimin, hangi sesin diline ait olup olmadığını bilir. Mesela şu X, W, Q gibi kelimelerin arkadaşlar dilimize ait olmadığını çocuk anlar, bilir. E Bu noktada özellikle bakınız e bunları da söyleyelim. Tabii bunu göre göre, duya duya. Bunlar bizim dilimize ait değil ki diyebilir birey. Yani çocuk sonuçta Türk dil kullanıcısı. E bu noktada bu seslerin dilimize ait olmadığını yavaş yavaş duya duya edinmiştir. Biçim bilim. Sözcüklerin yapısı basit türemiş birleşik en küçük anlam birimleri olan birim biçim birimlerin özellikleri bağımsız biçim birim bağımsız yine bağımlı biçim birim bağımsız biçim mesela buraya e, simitçi yazarsam arkadaşlar simit bağımsız bir biçim birim kendi başına anlamı olan çi bağımlı bir biçim birim önündekine bağlanarak anlam kazanır. Bunların birleşimleri dağılımı birleşimlerini belirleyen kuralları içerir biçim bilgisi morfoloji olarak da biçilir yapı bilgisi. Bunu e, arkadaşlar biçim bilimi, şekil bilgisi olarak da bizler e, ayırabiliriz, söyleyebiliriz diğer adlarıyla. Sözcüklerin yapısına bakar, e, bağımsız bağımlı biçim birim yani ek kök yapım eki çekim eki bunların farklılıklarını araştırır. Sözün sentaks bir öbekler, e, öbek öbek dizilimine baktığımızda öbeklerin yan yana birleşebilme kuralları, cümle oluşturma kuralları e, bunları inceler arkadaşlar. ile ilgilenir yani sentaks aynı zamanda bir cümle bilgisidir. E, bu şekilde ayırabiliriz. Anadil kullanıcıları yine dillerindeki öbekleşme kurallarını bu öbeklerin tümce içinde dizilişini bilir, bilir e, arkadaşlar. Çünkü bunu isterleştirmiştir Mesela kalem güzel demez sıfat tamlaması kullanacakken ne der? Tam tersini der Ka e, güzel kalemler değil mi? Arkadaşlar bakınız e, ismin önüne alır. Ön şekli, şeklinde sıfat şeklinde bakınız bu şekilde söyleyebiliriz. ki Tamlamanın bu şekilde öbeğin bu şekilde kurulacağını anadil kullanıcısı... Duya 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 göre göre içselleştirmiştir. Anlam bilim dillerdeki anlamsal özellikler tabi anlamsal özellikler sözcüksel düzeyde olabilir, cümlesel düzeyde olabilir. E, sözcüksel düzeyde konuşacak olursak eş anlamlılık, sıt anlamlılık gibi kavramlar çocukların bunları içselleştirmesi, yavaş yavaş kendi ana dilinde bunları e, belirleyebilmesi arkadaşlar e, yine anlam ee, sınırları dediğimizde mesela Kimse gelmedi dediğimizde arkadaşlar Anlamı daraltıyoruz bakınız Herkes geldi dediğimde ise anlamı genişletiyoruz Bu noktada çocuklar bunları anlayabilir çözebilirler Bu noktada e, arkadaşlar Sözcüklerin tümcülerin ne anlama geldiğini anlar Anlam sapmalarını çözebilir e, Anlam genişletmesi daraltması olan e, Sözcükleri anlamakta zorluk çekmezler e, Bu noktada az önce söylediğim Mesela her bütün yalnızca kelimeleri, e, Kelimelerine baktığımızda Bunlar açı yaratan sözcüklerdir ve çocuk bunların e, anlamını bilir. Mesela her geniş bir açı, bütün geniş bir açı yalnızca dar bir açı, daraltma var bakınız orada. Çocuk bunu yakalayabilir, anlayabilir. Bu noktada bunu da söyleyebiliriz kıymetli arkadaşlar. Evet, 88. bilgiyle devam ediyoruz. Edim bilim, edinç yeti ve edim. <laughs> bunları açalım şimdi, bunları konuşalım ki bunların her sene gelme ihtimalleri vardır. Edim bilim deyince aklımıza ne gelir? Sözcüğün, e, sözcelerin bağlam içerisinde kullanılmasıdır. Dili konuşulduğu ortam, çevre etkileri, konuşucunun niyeti, duyguları, konuşucu ile dinleyici arasındaki etkileşim araçlarından açısından inceler. İki önemli ögesi bağlam ve gönderici yani sözcüğü üreten üretici, değil mi arkadaşlar ya da verici olarak bildiğimiz. Ben mesela şu an bir anlatım yapıyorum, sözcü oluşturuyorum aynı zamanda ve bulunduğum bir bağlam içerisinde bunlar anlam kazanıyor. Bağlamın da önemli olduğunu söyleyelim. Dilin kullanılmasıdır ki edin birimin zaten diğer adı pragmatiktir arkadaşlar ve bu Türkçe kullanım bilim olarak çevirebilir. Yani dilin günlük hayatta kullanılmasını incelemektedir. E bu noktada insanların iletişim kurarken niyetleri önemlidir. Acaba ne demek istedi bana? Bana ne söylemek istedi? Ya da bir mesaj dilinde bana ne demek istedi acaba? Mesajlarla bu yüzden e, çok anlaşamayız mesela. Orada bir bağlam olmadığı için, duygu olmadığı için değil mi? E, konuşurken sözcülerle bunu daha rahat ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu noktada sözcüyü üreten, üretime geçirme biçimi de önemlidir. E, bu noktada yine e, bunu dinleyenin de e, arkadaşlar yorumlaması iyi olmalıdır, anlaması iyi olmalıdır değil mi? E, cahile söz anlatamazsın. Evet bu noktada bunlar önemlidir arkadaşlar. Edinç yeti insanlara doğuştan verilen bir yetenektir sorulmuştur. Bu çok da basittir aslında. İnsanlara doğuştan verilen bir yetenek. Noam Chomsky'nin edinç edim ayrımında. Ee, az önce söylediğim gibi size. Özellikle üretici dönüşü, dönüşümsel psikolinguistik kuram içerisinde. Edinç yetim doğuştan her insana verilen e, bir yetenek. Her ana dili konuşucusunun cümle yapılarıyla ilgili olarak konuştuğu dile dair sahip olduğu sezgisel bilgiye Chomsky edinç adını verdi. Edinç sayesinde insanlar... Daha önce hiç bilmediği, işitmediği, söylemediği tüm tümceleri üretebilme, onları anlayabilme yeteneği kazanır ve evrenseldir. Tüm insanlığa verilmiştir. Türklere, İngilizlere, Almanlara, kim olursa olsun bütün insanlığa verilmiştir. Bu artık kullanım haline getirildiğinde yani edince dayalı cümle üretimi olduğunda competence ne olur? Performans olur artık arkadaşlar. Bu noktada bizler günlük hayatta üretimler yaparız bazen mesela hasta, hastalandığımızda üretimlerimizi gerçekleştiremeyiz ya da çok heyecanlıyız. Duygusal olarak o an çok farklıyız. Üretim yapamayız. E bu noktada edinç kusursuz iken edim arkadaşlar kusurludur ve kusurluları e, yansıtır. E, edincin gerçekleşmesi, bellek, dikkat, bir söyleme duyulan ilgi derecesi, anlatım gereksinimi, yorgunluk, heyecan, bulunan çevre gibi çeşitli dil iş etkenlere göre kişiden kişiye büyük değişiklikler gösterir. E, edinç evrensel iken edim bireyseldir. Çünkü ben ediyorum, ben ettiğim için bireysel. Ama edinç bir yeti genel bir durumdur arkadaşlar. Evet devam ettik geldik değerli bilgilerden 91, 92, 93 adlı bilgilere. Şöyle bir bakalım yüzey yapı derin yapı ayrımı. Şimdi bir cümle gördüğümüzde sessel olarak yorum katmadan ilk görünüşüyle biz buna bir değer atletsek inceleme yapsak. Bu yüzey yapısal bir incelemedir. Zaten yüzeysel bir incelemedir. Anlama inilmez yani anlam bağıntılarına bakılmaz acaba orada hangi anlamlar var şeklinde çıkarımlar yapılmaz yüzey yapıda. Dilin ses bilimsel yorumunu içeren yönüdür arkadaşlar. Söz dizimsel ögenin iki yönü yani sentaktik ögenin iki yönü yüzey yapı ve derin yapıdır. E, yüzey yapı dilin ses bilimsel yorumu. Şimdi bir cümle gördüğümüzde bunun içerisinden çıkarımlar yaparsak, anlamsal çalışmalar yaparsak bu çalışmanın adı da dilin e, anlamsal yorumu da derin yapısal çalışmadır arkadaşlar yüzey yapı surface e, yapı olarak bildiğimiz bir yapı derin yapı ise dip yapı dediğimiz o yapı arkadaşlar e, bu noktada dilin anlamsal yorumları çıkarımsal düzeyi derin yapıyı göstermektedir kıymetli arkadaşlar bunu da söyleyelim. Roman Jakobson biliyorsunuz yukarıda söyledim iletişim ögeleri ve bildirişimde işlevler üzerine çalışmıştır bildirişim dediğim şey iletişim yine arkadaşlar 6 temel öge vardır. Bunlar bağlam, verici, alıcı, ileti, kanal, kod adlı ögeler. Bu 6 tane ögenin de arkadaşlar üstünlük derecesine göre ortaya çıkardığı işlevler bağlam göndergesel işlevi ortaya çıkartır. Gönderge işlevi arkadaşlar dilin bilgi verme işlevidir. Ee, nesnel bilgi aktarma işlevidir. Anlatım ya da duygu işlevi burada artık öznellik işin içerisine girmektedir. Bunu verici ortaya çıkarmaktadır konuşucu. E, bu noktada insanlar günlük hayatta bir sözce oluştururken duygularını sözcesine illaki aksettirir. Heyecanlar, ünlemler mesela bu noktada arkadaşlar önemlidir. Öznelliğin olduğu yerde anlatım duygu işlevi vardır. E, alıcı işlevi e, alıcıyı harekete geçirme işlevi çağrı işlevi olarak bildiğimiz arkadaşlar atanmak ister misiniz? Evet o zaman yükledim tüm videoları izleyin ya da gidin soru çözün dediğimde sizler harekete geçiyorsanız çağrıyı alıyorsanız bu alıcıyı harekete geçirme çağrı işlevidir arkadaşlar. Alıcıya yönelik bir işlevdir bu alıcılara seslenmektir ona bir çağrıdır zaten e, diğer adı da çağrı işlevin diğer adı da alıcıyı harekete geçirmedir. Sanat estetik yazın sağlık işlevi. Şimdi bir şiiri oluşturan bir şair düşünelim. Acaba bunu ne hissederek yazdı? E, bu noktada şairin vermek istediği ileti farklıdır kendince. Ve bunu herkes çözemez. Mesela ikinci yeni şairlerinin yazdıkları şiirler arkadaşlar anlaşılamaz. Adamın kafasında bir şey var. Bir şey yaşamış ki ona göre yazmış. E, bu noktada böyle düşünebiliriz. İletiye yönelik bir işlevdir. Biraz tuhaf gelebilir ama gerçekten de iletiye yöneliktir. E, şiirden mani aramak. Bülbül'ün eti için öldürmeye benzer. Diyor mesela Ahmet Ayşim. E bu noktada bizler de arkadaşlar bu noktada aklımızda tutabiliriz. Evet. E bu noktada kanal ilişki işlevi ya da kanalı kontrol. Arkadaşlar iyi misiniz? Arkadaşlar şu an beni dinliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Normalde hep canlı derste yaparım bunu. Bir kere de asenkron yaptım. <laughs> Umarım buraya kadar izli izliyorsunuzdur arkadaşlar. İzlediğinizi düşünüyorum. Evet sesim geliyor mu? Geliyorsa yorumlar kısmına evet hocam sesiniz geliyor yazarsınız yanına da emojiler ekleyin ben gördükçe sevineceğim. Evet kod arkadaşlar üst dil işlevi. Şimdi biz ikili olarak karşılıklı konuşuyoruz. Dediğim bir şey anlaşılmazsa ben bu noktada karşı tarafa bir açıklama yaparım. Mesela ben bir kelime kullandım karşı taraf bunu anlamadı. Ben de yine arkadaşlar dille ilgilidir bu arada kod dediğimiz şey dildir zaten bizlerin şifresidir aynı zamanda. Biz şifre sayesinde, dil sayesinde, kod sayesinde anlaşırız. Karşı tarafın kodu çözebilmesi lazım değil mi? E bu noktada mesela ben karşı tarafa syntax dedim. Karşı taraf tam anlamıyla anlamadı. Yani söz dizimi dedim mesela. Dili yine dil açıkladım arkadaşlar. Ne oldu bu sefer? E üst dil işlevi ya da dil ötesi işlem gerçekleşmiş oldu. Buraya kadar umarım arkadaşlar güzel, verimli olmuştur. E şöyle kuramlara geçiyoruz e bir dahaki çalışmalarda. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar tekrarımızı tam yapmış olalım. E, matematiksel dil bilim deyince aklımıza gelmesi gereken dil bilim okulu Kopenhag okulu. E, diyoruz onların görüşlerine. Kopenhag dilcileri kendi düşünce sistemlerine Glossomatika dediler. Glossa Yunanca'da dil demektir. Küçük yazdım. Evet Glossomatika geleneksel dilcile bir karşı çıkıştır. E, bu noktada matematiksel ilkeleri dile uygulamak istemiştir arkadaşlar. Bu noktada e, Sosyo'nun çalışmalarına da yine dayandırmışlardır çalışmalarını. Bu noktada Sasur'un gösteren gösterilen ayrımına gösteren için anlatım gösterilen için içerik demiştir. Yani gösteren anlatım sessel düzey gösterilen zihnimize yansıyan ise içerik demiştir. Bu noktada bunu da söyleyelim. E, burada Yelmislev ve... Brondal Uldal adlı dil bilimciler çalışmalar gerçekleşmiştir. Franz Boas modern antropolojinin kurucusudur arkadaşlar. Yukarıda da söyledim. Ee, aynı zamanda kendisi bir etnolog, dil bilimci. Antropolojinin Amerika'da yerleşmesinde öncüdür arkadaşlar. Bu noktada kültür iktisat alanında çalışmalar yapmıştır. Yine ÖABT'de gelebilir arkadaşlar. Bakınız bu. Ee, kendisi dillerin incelenmesine izlenecek yolları göstermeye çalıştı. Temel ilkeler bulmaya çalıştı. Çok kökenlik teorisini ortaya atan kişidir Amerika yerli dillerinin el kitabı adlı eseri var. Dört cilden oluşan bir eser arkadaşlar. Dillerin genetik akrabalığı konusundaki tartışmalara da katkıda bulundu. Özellikle bazı diller için ödünçlemeler sonucunda ortaya çıktığını düşündüğü çok kökenlik teorisini ortaya çıktı arkadaşlar. Buna göre bazı diller birden fazla dilin özelliklerinin birleşiminden ortaya çıkmış olabilir dedi. Bu teoriye de poligenesis dedi. Ben diyorum ki Franz Boas çok boğaz, frans boğaz, çok boğaz, çok boğaz, çok kökenlilik kökenlik. Bu şekilde kodluyoruz. Dersimi dinleyenler, E-Hoca akademiden ders alanlar bilir. Evet, amaca giden her yol bir bahtır, değil mi? Evet, her şekilde kodlama her yerde yapıyoruz. Evet arkadaşlar geldik 96. önemli bilgi. Evet, mükemmeli, süper ilerliyoruz. Hadi bakalım gecenin bir buçuğunda sizlere şöyle güzel video çekiyorum. Umarım... Evet, keyif alıyorsunuzdur, sıkılmıyorsunuzdur. Arkadaşlar Amerikan yapısalcılık okulu betimlemeli dil bilim alanındaki çalışmalarıyla ünlü. Özellikle bu okulda Franz Boas'ın, Edward Safir'in, Leonard Bloomfield'in harisı olduğunu söylemiştik. Kendileri özellikle 19. yüzyılda Hint-Avrupa dilleri üzerine karşılaştırmalı dilbilgisi çalışmaları yaptılar. Kendilerine özgü bu şekilde dil incelemeleri geliştirirler. E bu noktada bakınız varoluşunu betimlemek, açıklamak, tasvir etmek isterler, saptarlar. Kural koymadan. Franz Boas'ın kuramı çok kökenlilik, Sapir'in kuramı dilsel görecelik, dilsel izafiyet. Leonard Bloomfield karşılanlıkçı mekanikçi. Zelik Sabatay Harris dağılımcı demiştik. Hatta Harris'in har vurup savurduğunu ortalığı dağıttığını dağılımcılık kuramını aklımıza getireceğini söylemiştik. Gustav Guyan psikomekanik Rusal e, ruhsal mekanik anlıksal dizge bilim. Diyor ki dil diyor doğrudan doğruya gözlemlenebilen bir veri değildir. Anlıksal oluşturumdan kaynaklanan bir soyutlamadır. Dilin çizgiselliğine karşın dil ediminin anlıksal yönü geriye dönüşlü bir hareket içerir. Özellikle Noam Chomsky etkilemiştir. Mantıkçılığıyla etkilemiştir. Mantığı göz önüne almasıyla. Arkadaşlar Ferdinand Sosya'nın gösterge kuramı çok önemli biliyorsunuz. Göstergenin iki yönü vardır. Bunlardan biri gösterendir, diğeri gösterilen. Arkadaşlar bunlar birleşir. Duyduğumuz bir şey gösterendir, zihnimize yansıyan görüntü gösterilendir. Mesela kalem dediğimde duyduğunuz sesler gösterendir. zihnize yansıyan kalem gösterilen. Bu ikisi birleşirse bir gösterge oluşur. Ee, bu noktada söyleyebiliriz. Mesela yabancı bir kelime ortaya attım. Mesela... Ee... Bu tallaka dedim mesela aklına hiçbir şey gelmedi. E gösterge oluşmuyor o zaman ben değil mi arkadaşlar? E bu noktada bakınız göstergenin oluşabilmesi için içtim imgesi ve gösterenin birleşebilmesi lazım. Bu noktada iki zihinsel yön, gösteren içtim imgesi, diğer adı ses dizilimi, gösterilen ise kavramın karşılığıdır. Yani zihnimize yansıyan ikisi birleştiğinde ne oluşur? Gösteren artı gösterilen arkadaşlar gösterge oluşur. Gösteren artı gösterilen evet şu ikisi birleşecek. Bakınız artı yazdım eşittir bir gösterge oluşur birleşirse oluşur. Nedensizlik ya da diğer adıyla rastlantısallık gösteren ile gösteren arasında herhangi bir ilişki olmaması önceki videolarımda anlatmıştım. Mesela ben kalem yazdım pencil yazdım aklımıza gelen şey kalem gerçekten de bir kalem yani kalem yazsak da bu gelir pencil yazsak da bu gelir o zaman farklı dillerdeki gösterimle mesela Türkçe'de İngilizce'de farklı şekillerde göstersek de aynı şeyi kastediyoruz yani rastlantısal ilkeyi bize gösteriyor bunu uzlaşım sağlık olarak da mesela açacak olursak e, Türkler kalem göstergesi üzerine anlaşmış İngilizler pencil üzerine anlaşmış aynı şey ortaya çıkıyor bu noktada bakınız kalem o zaman gösteren ile gösteren arasında tamamen bir ilişki yok yani ikisini ezberlememize gerek yok değil mi arkadaşlar farklı dillerde farklı şekillerde gösterilebilir peki çizgisellik ben buraya umut yazmak istiyorum şöyle yazamam değil mi arkadaşlar şöyle yazmam lazım yani belli bir sırayı takip etmesi lazım e, bu noktada konuşurken sesler de öyle ilk önce ağzından kalem diyeceğim. K, A, L, E, şeklinde çıkar değil mi? M, -E -L -A -K olarak çıkmaz. Yani bir çizgiyi takip eder. Bir standart vardır. Dilin dizimsellik özelliğini de gösterir aynı zamanda. Konuşurken, sesler, yazarken harfler üst üste çakışmaz. Sırasaldır, ardışıktır. Kıymetli arkadaşlar. Evet. Geldik 101. bölge e, Bilgiyi bilgiye arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Mükemmeliz. Hadi bakalım. Andre Martinet çift eklemli kuramın e, kuramı, e, arkadaşlar dil anlam ve biçim ögelerinden oluşan dizgesel bir niteliğe sahip arkadaşlar. Bu noktadan dilin iki yönü olduğunu söylüyor. Birinci eklemlik düzlemi tümceleri sözcüleri oluşturan en küçük anlamlı birimlerden başka bir de işte en küçük dil göstergelerinden kuruludur. Simitçi kelimesini simitçi artına kök ve ekini ayırmaya örnek verebilirim dedim bakınız. Kök ek bağımsız biçim birim bağımlı biçim birim. İkinci eklemlik düzlemi ise kelimeyi tek başına bir anlamı olmayan en küçük ayırıcı birimlere yani ses birimlere ayrıştırmaktır. Simitçi kelimesi şöyle s i m i t ç i şeklinde 7 birime ayırırsam arkadaşlar ikinci eklemlik düzlemini yapmış uygulamış olurum. E, bunu da söyleyelim. Kratailos'u da atların doğruluğu üzerine arkadaşlar Platon'un eseri. İlk isim fiil ayrımı onda ama felsefi anlamda kaldı. E, bundan sonra gelen Aristoteles sözcükleri 8 ayrımla hece çalışmalarıyla e, geliştirdi. Aristoteles tamamen dilgisel anlamda o isim fiil ayrımını, diğer sözcüklerin ayrımını, sıfat ayrımını vesaire yaptı. Panini'nin Sutralar Öğretiler diye kitabı var. Panini Sutralar Öğretiler. Panini Suratlı diye bunu kodluyoruz. Yaskan'ın Nirikta diye bir eseri var. Köken bilgisi eseri. Varro'nun da Delingua Latin attı. Arkadaşlar Latin dilinin grameri üzerine çalışması var. Şimdi hep karıştırılıyor mesela şiirle gel diye birisi var. Karşılaştırmalı dil bilim terimini kullandı. Kullandılar, kullandılar. Asıl karşılaştırmalı dil bilimin kurucusu şu adamdır. Franz Bos, Boas değil bakınız. O daha sonra Franz Bob arkadaşlar. Kendisi karşılaştırmalı dil bilgisinin kurucusudur. Karşılaştırmalı dil bilim dil bilgisinin kurucusudur. Evet arkadaşlar. Ona göre diller arasında benzerliğin iki nedeni olabilirdi. Ya bu iki dilden biri diğerine doğmuştu ya da ikisi başka bir dilden doğmuştu. İlk kez ses yasası terimini kullanan kişidir Frans Bob. Karşılaşmalı dil biliminin kurucusudur. Nokta. Bu kadar arkadaşlar. Karıştıracak bir şey yok yani bunu. Frans Bob karşılaşmalı dil bilim. Evet 107. bilgideyiz. Tesniyer'in bağımlılık dil bilgisi kuramı. Tümü bağımlılık ilişkisine dayanan, esas olarak test niyerin çalışmasına kadar izlenebilen modern gramer teorileri sınıfı. Bağımlılık, dilgisel birimlerin, örneğin kelimelerin yönlendirilmiş bağlantılarla birbirine bağlanması. Fiil cümle yapısının yapısal merkezleri tamamen arkadaşlar. Ve hepsi fiile bağlıdır. Fiil her şeyin merkezindedir sorulmuştu. Yine Edward Safir arkadaşlar. Kendisi dilin insan davranışından soyutlanamadığından bir bağlam içerisinde ele alınması ve çözümlenmesini söylemiştir. Dil bilimci dili gerek toplumların gerekse değişik kavramların aynası olarak görmekte kalmaz. Gerçeklikle dil arasında sıkı bir bağ kurarak gerçekliğin algılandığı biçimde dile getirildiğini ayrıca dilin de bir anlamda gerçekliği etkilediğini varsayar. Özellikle Bizler bir dili öğrendiğimizde artık o dil ile düşünmeye başlarız. Ama bir insanın dilini karşı taraftaki farklı e, kültürdeki bir insanın dilini tam anlamıyla hiçbir zaman anlayamayız. Ne İngilizler bizim dilimizi tam anlamıyla anlar, ne de bizler İngilizlerin. E bu noktada arkadaşlar e, Safir'in hipotezi Einstein'ın izafiyet teorisinden etkilenmiş şekilde olmalı ki adı zaten dilsel izafiyet, dilsel görelilik, görecelik olarak adlandırılmış. Evet bir ana dilde bulunan ulanlar bireylerin dünyaya bakış açılarını, dünya görüşlerini etkiler. Dilsel görecilik arkadaşlar insan düşüncesinin yerel dillerden çok yoğun bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Bir insanın kendi dilinde belli bir düşünce yapısı oluşuyor. Bu insan başka insan dilini hiçbir zaman tam anlamıyla Algılayamaz. Çok önemli bir bilgi. 3 yıldızlı 108 numara arkadaşlar. Dil bilgiselleşme Antoine Meillet demiştim. Gramatikalleşme ya da gramatikalizasyon demiştim. Bir sözcüğün anlamını yitirerek ek haline gelmesidir. Bağımsız bir biçim birimi, bağımlı bir biçim birime evrilmesidir. En çok bilinen örneği yor şimdiki zaman eki yürü fiilinden gelmiştir. Ve şimdiye kadar arkadaşlar ne olmuş? Bir ek haline dönüşmüştür. Bunu da söylemiş olalım. Devam ettik. 110, 111, 112, 113 dizimsel bağıntılar arkadaşlar bunları da önceki videolarımda anlatmıştım ee, yan yana oluşturulan bağıntılar ee, bir yapı dizim oluşturmak için bir gösterge'nin kenden önceki sonraki göstergelerle kurduğu ilişki mesela bilgili sıfatı bilgili öğretmen diziminde Arkadaşlar ikisi bir bütün halinde birbirine bağlıdır. Bir öbek oluşturur. Yan yana olan ilişkidir. Dizimsel ilişki. Yine bilgili yazarken B, İ, L, G, İ, L, İ yazarken bunların hepsinin arasında bir ilişki vardır. Yan yana dizilmiştir. Dizildiği için dizimsel ilişki olarak bunu adlandıracağız. Kıymetli arkadaşlar. Evet e, bu noktada peki bilgili öğretmen yerine orayı sağlayabilecek bir şey koymamız e, gerektiğindeki ilişkiye ne diyeceğiz? Dizisel ilişki. Alt alta olan ilişki dizisel Diğer adıyla çağrışımsal ilişki alternatifini kullanmak arkadaşlar e, dikey eksende yer alan ilişki. Bilgili öğretmen yerine neler yazabiliriz? Çalışkan öğretmen, zeki öğretmen, işte genç öğretmen, güzel öğretmen, yakışıklı öğretmen, sevimli öğretmen. Evet e, yazabiliriz. Oraya Yarın öğretmen yazamayız. Yarın bir zaman zarfıdır mesela. Sıfat koyacağız oraya. Sıfat koymamız lazım. Ya da gidiyor öğretmen yazamayız. Fiildir mesela oradaki gidiyor. Yerini tutabilecek bir öge getirmemiz lazım. Evet Noam Chomsky öznenin daha önceden bilmediği, işitmediği, söylemediği cümleleri üretebilme, anlayabilme yeteneğini çözümlemeye çalıştı. Her konuşucunun kendi dilinin yapısı konusunda bir sezgisi var. Bu sezgi konuşucuya dil bilgisayar tümceleri arkadaşlar dil olmayan tümcelerden ayırt etme olanağı sağlar. Dil bilgisayarlık diyor buna. Konuşucu dil konusundaki bu sonlu deneyimle daha önce işitmediği tümceleri kurallara uygun tümceleri sonsuz sayıda üretebilir. Yani sınırlı sayıda kural ile sınırsız sayıda üretim yapmak dersek Noam Chomsky'nin üretici dönüşümsel kuramı ya da psikolingüistik kuramı aklımıza gelmeli. Yukarıda Derrida'yı söylemiştim size. Yapısal dil bilme karşı çıkarak yapı sökümcülüğünü ortaya attı. Yapı sökümü herhangi bir metnin içerisinde geçen tutarsızlıkları, çelişkileri yakalayarak oradaki bütünü arkadaşlar eleştirerek deşerek sökmektir. Ee, bu noktada tutarsızlıkları bulmak, çelişkileri bulmak e, bu noktada içerisindeki e, ayrımları görmek e, böylece daha iyi anlamak metni e, onun tarafından önerilmiştir, çalışılmıştır. Jacques ya Derrida yapı sökümcülük ya da yapı e, bozma kuramı ile bilinir. Arkadaşlar, e, şöyle 114. bilgide e, bilgide kalıyoruz bu videoda. Bundan sonra e, söz veriyorum buradan 114. bilgiden devam edeceğiz. Şöyle Dil bilimsel bilgilerimiz e, Bulunmakta... Sonuna kadar bunları arkadaşlar yine e, bir sonraki videoda e, açacağım, açıklayacağım. E, Bunların hepsini görmüş olacağız. Sonrasında arkadaşlar dil bilimi şöyle genel hatlarıyla tekrar etmiş olacağız. Umarım çok verimli olmuştur videomuz. Ee, izlerken keyif alırsınız inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.